Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce de yenilebilir formunu anlattığım bir bitki. Gelincik. Hazır bu kadar güzel bulmuşken yeni bir çekim yapalım istedim. Nedir gelincik arkadaşlar? Papaveraceae ailesinden, yani gelincikgiller ailesinden, papaver cinsinden Papaveraceae türünü oluşturan tek yıllık çiçekli bitki. Henüz çok küçükken, yani bunu dibinde minimal düşünün. O zaman videosunu çekmiştim. Küçük bir ıspanak gibi. O formdayken çekmiştim. Şimdi çiçek formuna gelmiş. Müthiş faydaları var. Bakın. Bu tomurcuğumuz. Yani tomurcuk derken henüz açmamış. Bu kesenin içinde tohumları var. Ve bu tohumlarda morfin ve kadein bulunduruyor. Müthiş faydalı. Onu da birazdan ayrıntılarıyla anlatacağım. Doğal sakinleştirici diyoruz biz bu gelincik çiçeği için. Neler yapılıyor çiçekten? Şerbetini yapabiliyorsunuz. Reçelini yapan bile var. Aynı zamanda kurutup çay formunda tüketebiliyorsunuz. Açalım mı biraz daha konuyu? Gelincikgiller familyasından dedik. Tek yıllık bir bitki. Genç evrede yapraklarından çorba, salata, hamur işleri vesaire yapılabiliyor. Ama bu evreye geldikten sonra, yani çiçek açtıktan sonra, eğer toplayıp kurutup zeytinyağı ile karıştırırsanız nezle, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları için müthiş faydalıdır. Bakın nerede o? Şurada çiçeklerini dökmüş versiyonları da var. Mesela şurada. Evet. Aynı zamanda gelinciğin çayı doğal bir antidepresan arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Eğer psikolojik problemleriniz varsa, psikolojik probleminizin olduğunu önce varsa eğer onu kabul etmek gerekiyor. Yani bunun bir sıkıntı olduğunu, bir hastalık olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu utanç duyulacak bir şey de değil. Normal, pek çok insanın başına gelebilecek. Zaten en çok zeki insanların, düşünen insanların başına gelir. Gamsızların öyle çok başına psikolojik problem gelmez, düşünmez. Yatar uyur adam. Yani o öyle dönemlerde, özellikle atak dönemlerinde kurutulmuşunun çayını yaparak tüketebilirsiniz. Size müthiş fayda sağlayacaktır. Tabi sınırsız içmiyoruz. Günde bir bardak. Yatmadan bir saat önce içerseniz müthiş rahatlatır. Su daha sonra 20-21 gün içtikten sonra ara veriyorsunuz. Diğer bitki çayları gibi. Sonra tekrar kullanabilirsiniz. Şifa olsun inşallah. Çayı nasıl yapılıyor? Kurutulmuş veya öğütülmüş. Yani öğütülmüşe gerek var mı bilmiyorum. Ben direkt kurutuyorum. Şu şekilde koparıp şuradan şunu kurutuyorum. Daha sonra çayını demliyorum. Normal bitki çayı demler gibi. 2 çay kaşığı gelincik kaynamış suya atıyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz ya da 7 dakika en fazla. Günde 2-3 çay bardağına kadar tüketebilirsiniz. Ama böyle 20-21 gün sabit tüketecekseniz bir kupa tüketin yatmadan önce. Fazla tüketmeyin. Dediğim gibi uykuya yakın tüketin ki rahat uyuyun. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına da çok iyi geliyor. Üst solunum yolunuzu açıyor. O hastalıklara çok iyi geliyor. Tohumlarında morfin, kadein isimli alkaloid diyoruz biz bunlara. Alkaloidler bulunuyor. Kurutulduğunda daha etkili, iyi bir antioksidan. Morfinden dolayı güçlü bir ağrı kesici. Buraya ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Kimyasal ilaç kullanmak istemiyorsanız ağrı kesici olarak. Tabii migreni olan kişilerde falan direkt bum diye ağrıyı kesmez. Ama yardımcı eleman olarak kullanılabilir. Doktorunuza da danışın eğer güçlü ilaç kullanıyorsanız migren ve benzeri bir baş ağrısı için. Ne kadar güzel bir ağrı geldi. Ona göre tüketin. Çünkü içindeki maddeler etkileşime girmesin.
Doymamış yağ asitleri, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller de barındırıyor. Nasıl tüketiyoruz arkadaşlar? Nasıl topluyoruz? Şu şekilde koparıyoruz. Bunları kurutuyoruz. Ve daha sonra cam şişede, özellikle cam şişede saklamanızı öneriyorum. Aynı zamanda tohumlarıyla, içindeki şu keseyle beraber kurutursanız çok daha etkili. Tohumlarıyla birlikte kaynatıyorsunuz. Çayının yapım şekli o. Şerbetini yapacağınız zaman şu siyah yerlerini temizliyorsunuz. Ben şimdi toplayacağım. Gelincik şerbeti efsane renkte, efsane güzellikte oluyor. Eğer bu akşam vakit bulursam şerbetini de size nasıl yapıldığını bu videonun sonuna ekleyeceğim. Umarım faydalı olacak. Evet, gelincikten bu kadar. Toplayın, tüketin. Doğanın mucizelerinden biri. Şifa olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Evet, videoya şerbeti nasıl yaptığımı ekleyeceğim de bahsetmiştim. Şerbeti nasıl yapıyoruz? Öncelikle çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Şunun şuradaki siyah bölgesi var. Bakın. O fark ettiyseniz bir siyah boya salıyor ve hafif acımtırak yapıyor. Onu buradan kesiyoruz. Kırmızı bölgeyi, taç yaprağın kırmızı bölgesini bırakıyoruz sadece. Tabii ben öncesinde hazırladım oyalanmamak için. 30-40 tane en az çiçeğin tümü burada. Kestikten sonra güzelce yıkıyoruz. 3-4 defa sudan geçirin. Malzemelerim 4 yemek kaşığı şeker, 1 limonun suyu, çubuk tarçın kullanacağım ve limon tuzu istemeyen limon tuzu atmayabilir. Onun yerine bir limon daha sıkabilirsiniz. Öncelikle şekerimi, limon suyumu, tarçınımı ve limon tuzumu ekliyorum. Bunları biraz suyla güzelce eriteceğim. Bu konsantre olacak arkadaşlar bu arada. Daha sonra istediğiniz oranda bunu incelterek içeceksiniz. Çok koyu olacak rengi. Benim zaten çiçek oranım 1 litre için oldukça fazla. O yüzden aşırı konsantre olacak. Şimdi bunları çiçekleri de katıp içine 3-4 saat kadar bekleyeceğiz. Rengini tamamen salacak. Rengini tamamen saldıktan sonra servis bölümünü de gösteririz. Çok güzel bir rengi çıkacak. Çiçekleri de ekliyorum. Maşallah. Çok fazla çiçek var. Suya ilave yapacağım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım ve beklemeye alacağım. Yaklaşık 3-4 saat bekleyecek. Yaprakların rengi çıkana kadar. Tekrar görüşürüz. Evet, aradan geçen 3 saatin ardından süzmeye aldım. Şöyle güzelce sıktırayım. Müthiş bir renk salmış. Çiçekler neredeyse kendi rengini öyle bir vermiş ki kendileri beyazlaşıyor. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar rengi? Tabii az önce de söylediğim gibi bunun kıvamı çok fazla konsantre. Çok yoğun. Şöyle bir sürahiye dolduralım. Oy maşallah. Çok ciddi anlamda güzel bir renk salmış. Görüyor musunuz?
Ankara rızası. Bunu açacağız arkadaşlar. İsteğe bağlı rengini kontrol edin. Bence bildiğiniz bir sürahiyi bu kaldıracak kadar var. Şöyle iyi sanırım. Göz kararı döktüm. Evet. Bir de bardakta görün istiyorum. Aman Allah'ım. Güzelliğe bakın. Oh. Bu mudur? Budur. Gelincik şerbetimiz hazır. Şifa olsun.